bu konuyla ilgili gerçekten biraz bir hastalıktan dolayı sesle ilgili bir sıkıntı var. Özür diliyorum. Benim ama hastalık yok, yine aynı sıkıntı. Ondan hiç özür dilerim. Zaten bunu diyecektim Sayın Başkanım. Şimdi bu konuyla ilgili sen gerçekten şeref ettiniz bize. Hoş geldin. Senin gelişin gerçekten bizim için bir moral. Ama emin ol, benim sana soracağım bir sorum var. Sen Selahattin Demirtaş, Selahattin Bey'in yanına gittiniz. Başkanımızın yanına gittiniz. Durumu nasıldı? Onu öğrenmek istiyorum. Çok bir halk olarak, bir muhtar olarak. Ve moralin nasıldı, nasıl oldu onu öğrenmek istiyorum. Ayrıca bizim sorunlarımız var. Kusura bakmayın, belki şu an mevcut hükümet olmayabilirsiniz ama en büyük muhalefetimizsiniz. Yani bunu ayağa bastığı ve ağırlık koyduğu bir muhalefet başkanısınız. Tabii ki tebrik ediyorum size. Bu konuyla ilgili benim 5 tabii ki dediğim noktalar adına bunu söylüyorum. Özellikle bizim en çok çektiğimiz konuda da biliyorsunuz ekonomi. Ben biraz önce arkadaşlarıma da listemi hazırladım. Bir muhtara bu kadar vatandaş müracaat ediyorsa ekonomiyle ilgili mağduriyet mi diler? Bir dakika, şurada başında bir şey yazıyor, doğru gördüm. Ne söyledi? Fakir listesi. Ha bak bak, dur bir göreyim. Fakir listesi, bir numara Zemama Topal'dan başlıyor cep telefonu. Kaç sayfa fakir listesi var? Şu an bayağı bir var, şu an 70. Bak en son 524. 524 Aysar Yılmaz. Bir muhtara müracaat ettiği bir durum. Fakirlik listesi. Şu anki biz bu ortamlarda şu an vatandaşının sıkıntısını dile getirmek zorundayız. Çünkü eğer biz buna müdahale etmesek başkanım, gerçekten herkes kendi yerine. Şu an basın arkadaşlarımız da burada, yanlış anlaşılma olmasın. Kaymakamı suçlamak veya sosyali suçlamak şeyinde değil. Gerçekten kimsenin bu güce karşılığı güç verecek insan şey değil burası. Çünkü herkes topu aldı şu an düşmüş bir şekilde. Biraz önce amcam da söyledi, bunu dile getirdi. Gerçekten bu süreç böyle devam edilirse baya bir sıkıntı içerisine gireceğiz. Ben bir muhtar olarak, muhtarlar adına, Sur Muhtar Merkez adına buradayım. Gerçekten fakirlerin ne halde olduğunu, bazı şeyler, daha içimde daha çok şeyler var söylemeye ama gerçekten utanarak söylemiyorum. Bu konuyla ilgili biraz önce bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Hem CHP lideri olarak, başkanı olarak ve bize yardımcı olmanızı istiyorum. Ayrıca muhtarlar adına da bir şeyler söylemek istiyorum. Biz muhtarlar olarak seçilmiş insanlarız. Şu an aldığımız askeri ücret bir maaş alıyoruz. Emin ol, Allah'tan benim cep telefonum yemeği ve mazotuma yetmeyecek şekilde. Yan gelirim de yok. Ben kendimi örnek olarak gösteriyorum. Ama bütün muhtarlar şu an bu halde. Onu da sizin inisiyatifinizle bırakıyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Allah razı olsun. Senden razı olsun. Selahattin Bey'in yanına gittim. Hem onu hem Selçuk Mızraklı'yı. Selahattin Bey 3 dönem önce buranın milletvekiliydi. Sonra İstanbul. Selçuk Bey de buranın milletvekili, sonra Büyükşehir Belediye Başkanı iken onu almışlardı. Onlara uğradık geldik. İkisi de gayet iyi. Buralara geleceğimi biliyor. Soranlara selam ettiler. Ben kendisine dediğim şekliyle söyleyeyim. Sanki 8 yıldır orada değil de dün girmiş ve yarın çıkacakmış gibi gördüm yani. Hem sağlığı yerinde, hem sürekli okuyor, çalışıyor, araştırıyor, öğreniyor. Hatta bana şöyle bir şey söyledi. Burada sürekli çalışıyorum dedi, günde 10-12 saat. Hem kitap okuyor, yazıyor, gündemi takip ediyor. Ayrıca saz biliyordu, başka enstrümanlar çalmayı da öğrenmiş, çalışmış. O kadar çok çalıştım ki hapis yatmadım, yatarım dolmadı, ondan çıkamıyorum herhalde. Öyle yani, çok şeydir. Çok selamlarını. Basit kardeşimle beraber şeyimiz var. Şimdi benim size sormak istediğim bir şey var. Bölgenin en önemli sorunu istihdam. Bakın yağmur yağıyor, şemsiye kim açarsa altına giriyorlar. Bunlarla ilgili projeniz var mı? Yani burada %60 genç nüfus var. Bunlarla ilgili ekonomiyle bu gençlerin toplumun kazandırmasıyla ilgili, yani dağa çıkan, hırsızlığa giden, uyuşturucuya katılan insanlar büyük bir çoğunluğu işsizlikten gidiyorlar. Bununla ilgili sizin projeleriniz var mı? Tabii
Olmaz. Diyarbakır'a mı? Diyarbakır'a ilgili ne var? Diyarbakır'a valinin anlatmadığı bilgiler. Evet. Ya projemiz var tabii ama projeyi uygulamak için iki tane şey lazım. Birisi ya burada belediyen olacak, büyükşehirin olacak ki orada da imkanlar dar çünkü kayyumdan gelen belediyeleri diyorlar ki Moğol istilasından gelmiş gibi her şeyi satmışlar. Belediye maaş bile ödeyemez hale gelmiş. Evet. Ama ya belediyen olacak bizim diğer şehirlerde olduğu gibi. Ya da esas olarak işsizliğe bir çare bulacaksan iktidar olacaksın. Bakın ben Özal'a çalıştım. RAP projesi bitse, Sivan Barajı projesi bitse 3 milyon hektar alan sorulacak ve 700 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Bununla ilgili yani hükümete de soruyoruz. Soruyoruz. Yani bu böyle bir proje var. Niye bitirmiyorsunuz? Sesleri çıkmıyor. Biz tarım bölgesi Diyarbakır ismi olması. Yani eskiden Orta Doğu'ya buğday arpa satardık. Küçük baş büyük baş hayvan satardık. Şu anda oradan alma durumuna endişeden alıyoruz. Niye yani? Ben Tarım Bakanı'na soruyorum. Tekrar sordum kaç defa. Cevap veremediler. Bir de benim mesela Diyarbakır bir turizmde dünyanın en önemli şehri. Bakın Kültürtepe, insanlar ilk yaşama başladı, toplumun ilk atıldığı yer ve bütün kültürün dünyaya yayıldığı yer Diyarbakır. Biz turizmde Diyarbakır'ı şahlandırırsa, mesela Toledo projesini ben verdim maalesef, anlamadı, yapamadı orada. Toledo dünyada, Toledo dünyada şu anda başkent. Gelecek Partili arkadaşlar. Yok hayır öyle değil. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de başbakanlık yapmış. Çok tecrübeli bir siyasetçi. Kendisini şahsen de tanırım. Tanışırız. Görüşürüz. Türkiye'de konjektürel bir siyaset yürüyor. Tabii ki bu siyasetin duayenlerinden biri bence şahsen. Bunu açık açık hakkını test etmek ama lazım. Sur yıkılırken Sur'dan Toledo yapacağız dediler. Onu İspanya'nın sokaklarına benzetmek yani amaçlı bir şey söyledi. Orada farklı bir şey var. Diyarbakır bütün dünyadaki en önemli şeylerin birisi. Yani bizde 612 tane tescilli yapı var. Dünyada böyle bir şey yok. Kültür var, tarih var, maneviyat var, medeniyetlerin başkenti. Yani turizme sadece önem verseler, inanın 5 milyon turist gelir. Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir kısmını Diyarbakır karşılar. Evet. Evet, evet. Takip et. Önemli sıralardan birisi. Evet. Hocaya bizim de saygımız sonsuz ama o süreç tabii ne oldu? O süreçte daha önce bir çözüm süreci oldu. O çözüm sürecinde biz dedik mecliste yürüsün bu iş, işin içine bütün partiler gelsin otursun, sürecin teminatı herkes olsun. Yok biz yaparız dediler. Sonra bir şey biliyoruz ki bu tip işler başarısına ulaşınca çatışmalar daha çok oluyor, daha büyük oluyor. Sonra Sur olayları, Sur'da Hendek olayları, birçok şehirde Hendek olayları oldu. Dünya kadar kayıp oldu. En çok kim kaybetti derseniz Diyarbakır'ın kent kaybetti yani. Dünya kadar polis öldü, asker öldü, sivil öldü ama en çok Diyarbakır'ın kent ruhu öldü. O günden bugüne Diyarbakır kendine gelmiyor. O yüzden o Toledo meselesi küçümsenecek bir şey değil. Yok önemli bir şey. Anlamadılar zaten. Evet. Yapamadılar. Bir projeyi yanlış anlattılar. İnşallah şimdi, Diyarbakır'da güvenlik kaygısı ortadan kalkıp Diyarbakır'da toplumsal barış egemen hale geldiğinde bu sefer ne sıraya ne gelecek? Diyarbakır'ı yeniden ayağa kaldırmak ve bütün dünyanın ilgisini Diyarbakır'a toplamak. Bu açıdan Diyarbakır çok avantajlı bir kent. Yani bu konuda en farklı düşünenler bile hemfikir. Yani işte Vali Bey de aynı şeyi söylüyor. Sorsan demin Büyükşehir Belediye Başkanı da söylüyor, sen de söylüyorsun. Pratikte ama biz hep beraber Diyarbakır'ın yerlisiyiz, en iyi bilenlerden birisiyiz. Yani sivil topluma maalesef kulak vermiyorlar. Maalesef. Siz verin. Yani önemli bir şey. Diyarbakır önemli bir şehir. İnanın bütün bu... Hiçbir siyasi partiye de üye olmadı. İnşallah. Bize müsaade. Biz bekleriz inşallah. Bekleriz. Söyle abi. Bekleyin. Ancak çok alıyoruz. Yetmiyor. Bir şey zoruma gider. Beğenmezsiniz. İnan İstanbul Karistan gereği Türkiye'de aylarca kalıyor 2000 euro'na. Ben 10 kilometre öteye gideniyorum o para. Şey değil. Ne 10 kilometre efendim nasıl diyeyim ama. Ne kadar hükmet... alıyorsun 14.500. Evet. Sen var ya isim neydi? Mustafa Solgun. Sen Türkiye'nin ortalama emeklisi. Türkiye'deki bütün emeklilerin ortalama maaşı 14.500'müş. Bir şey daha söyleyeyim. Hükmetlerimizin çarpma bölmesi süper toplaması sıfır. Evet. Allah var etsin başarılar.
Eyvallah. Her ay başka başta ne dedin? Tamam. Koyun yapar, kuzu çeker, tayı yapar millet. Tayı değil mi? Vallahi öyle diyorum. Kuzu yapar millet. Bir kısma hitap ediyor. Söylesen sonra yine tayıyı söyle. Evet. Hükümetler yapar milletler. Bu size de örnek olsun. Evet, anladım. Teşekkür ederim. Yoksa Tayyip Bey'in yaptığı sizin çektiğinize bir itirazım yok yani. Çok çekiyorum, çok çekiyorum. Şeyim daha var size.